Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yeni oyun, yeni oyunlardan biri Track T Yomi Game Pass'e de ilk günde eklenmişti. Canlı yayında iki gün oynayarak, bir gün arayla canlı yayında bitirdim. Ama YouTube'a da özel olarak bir seri çekmek istedim açıkçası. Oradan atmak istemedim çünkü şimdi canlı yayınlara yeni başlayınca biraz ayarlarda sıkıntılar var. Oradaki sesler maalesef çok yüksek olmuş. Sonradan videoların tekrarına baktığımda o şekilde paylaşamayacağımı düşündüm. Onun için de daha böyle ses ayarları yapılmış bir şekilde. Bundan sonra da büyük ihtimalle canlı yayınlardan önce oyunların ses ayarlarına bakmam gerekiyor. Sağ olsun Razer beni çok uğraştırıyor bu konuda. Evet, kulaklığım çok iyi. Çok beğeniyorum kulaklığımı ama çok fazla ıvır zıvır ayrıntı var. Yani sırf bu yüzden kulaklık değiştirtecek bana sağ olsun Razer. Evet, ne diyorduk? Bayağı dağıttım girişi gerçi, kusura bakmayın. Track Yomi'ye başlayacağız. Gamelog isimli siteden de Türkçe'ye yamasını buldum dostlar. Makine çeviri tabii, çok süper bir şey değil ama anlaşılıyor oyun. Güzel bir şekilde hikaye anlaşılıyor. Değişik tercihler falan yaparak ilerleyeceğim. Canlı yayındaki tercihlerden ilerleyen zamanlarda zaten tercih yapmamız gereken yerlerde sizlere ben daha önce bunu seçmiştim ama şimdi bunu seçeceğim gibi şeyleri söyleyeceğim sizlere ve sonuçlar nasıl değişiyor onlardan da bahsedeceğim dostlar. Yavaştan başlayalım. Burada birçok tabii zorluk var. Bu Kensei açık değildi. Ronin mesela zor. Bu herhalde şey Nightmare gibi bir mod. Ben normal Bushido'da yani normal modda bitirmiştim. Yine aynı şekilde buradan devam edeceğim. Sinの調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。 Almadan önce yolunuzu bil. Böyle şeyler olabiliyor tabi. Dediğim gibi çeviride. Şimdi biraz geçmişe dönüyoruz burada. Aslında. İkidomo onaji koto o kurikaeshite orimasu. Sensei. Nani ue ni kou mo sereba narimasenu ka? Bizim öğrenmemiz gerekiyor, onun için tekrarlıyorsun. Kendini alırlar vallahi. Hay. Sensei. Sensei. Tehodoki suru wa manabu koto. Alt yazıları okumayacağım. Zaten çok rahat bir şekilde okulabildiğini düşünüyorum. Vay be, helal sana. Oha lan. Oha. Evet, yukarı XX, aşağı X, yok. Evet, bu aşağı ve yukarı muhabbetleri çok şey, güzel, bayağı kullanacağım bunu şeyde ve ağır saldırıyı da bayağı kullanacağız. Tabii ki ilerleyen kısımlarda düşmanlarla karşılaşınca. Sen söyle, oyun söylüyor döndür diye. Arkamı döndürdü. Sadece vurmayı bilen mahvolur. Gardını al. Çok salak bir şey oldu. Dayanıklılığınız tehlikeli derecede düştü. Düşük seviyeye ulaştığında yorgun duruma düşersiniz. Bir stamina muhabbeti var tabii ki. Ve şey de var. Buradaki gibi.
Peri muhabbeti var. Tabii zamanlaması bayağı zor. Yani ilk başlarda alışmak çok zor. Burayı biraz zorlanarak geçmiştim ilkinde ama şimdi daha iyi. Yavaş yavaş başlıyoruz. Sanjiro! Hemen burnunuzu sokun tabii. Hemen çocuk aklınızla. Otur götünün üstüne de biz de rahat edelim ya. Tabii öyle yaparsak hikaye ilerlemez. Evet, oyun crash yedi dostlar. Çöktü yani. Aralıksız saatlerce oynadım. Canlı yayında hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu da kayıt almamızın şerefine, daha doğrusu şansımıza diyelim. Tabi aptal olma Hiroki. Ya ortam çok güzel. İlk zaten oyunu açar açmaz şu kısma bayılmıştım dostlar. Kameranın şey üstümüze doğru gelmesi, işte açının değişmesi, arka tarafın flulaşması, siyah beyaz ve ortamın mükemmel olması gerçekten beni büyüledi diyebilirim oyun için. Hani sanatsal açıdan çok güzel bir oyun. Ama diğer açılardan nasıl bir oyun olduğunu birazdan göreceğiz. Yaşayan bir şehir tabii, bunu şey yapıyoruz. Buraya şeyden baktım, alışkanlık. Oyunda her tarafa bakmak gerekiyor. Bazı nesnelerle karşılaşabiliyorsunuz. Tabii lan, savaş var kapıda, sen yemek mi düşünüyorsun arkadaşım? Uskumru, istediğin ye. Bas neyse artık. Ne demek, tabii ki. Yaşlılara hep zaman yardım etmek isterim. Ama yardım edemedim. Sprintini gördüm. Böyle çok şey göreceğiz. Ama diyorum ki genel anlamda anlaşılıyor yani. Ben hiç zorlanmadım. Sadece birkaç tane hata gördüm. Onlar da gülüp geçiyorsunuz zaten. Komik sadece. İlerleme için dünyadaki bazı nesnelerin bir kenara taşınması gerekir diyor. Böyle etkileşime gireceğimiz durumlarda olacak. Koleksiyonluk. Ha bak, bunları bazıları toplamamıştım. Böyle koleksiyon malzemeleri de topluyorsunuz. Bunlar tabii ki yani biraz daha çevirisi kötü olmuş bunların. Mesela burada Izanagi baskı demiş. Bir baskı resmi gösteriliyor. Böyle şeyleri etrafta gezinerek toplayabiliyoruz. Ama onu kullanmamam gerek. Kısa yolu niye kullanmıyorsun? Kullanacaksın da be. Hırsız değilim ben. Hiçbir şey almadım. Vay, kral adam ya. Buraya da bakmamıştım ben. İlk defa görüyorum. Yarınımız varsa alırız daha fazlasını. Ya bu da nesnelerden biriymiş. Bu boş olduğuna göre baştakilerden birini kaçırdım anlamına geliyor. Ama hani
onları kaçırmış olmamız oyunun işleyişine bir eksi bir durum katmıyor. İlerlememizi kaydetmek, sağlık ve dayanıklılığı tamamen geri yüklemek için tapınakları ziyaret edin. Bu tapınaklar çok işimize yarayacak. Oyunun ilerleyen kısımlarında sağlığımızı yenilemek için ve oyunu kaydetmek için. Çünkü çok gıcık yerlerde başımıza çok salak salak şeyler gelebiliyor. Buralarda toparlanacak bir şey var mı? Şu ortama bakın ya, çok hoşuma gidiyor. Yani hoşuma gitti gerçekten. Yani alan derinliği, öndeki nesnelerin bulanık, arkadalardakilerin bulanık. Sadece ana perspektifteki çocuklar, onların daha böyle net olması filan. Hatta siyah beyaz ortam, böyle bir eski bir Japon filmi seyrediyormuşuz havası da yaratması gerçekten çok hoş. Arigato diyor. Tonlama farkı herhalde. Ben de tam koşacaktım. O kendisi söyledi. Ama burada da bir şeyler var. Bunları hiç toplamadım tabii. Koş koş! Kocaman. Yani bir stamina var ama normal bir şey, normal eğer dövüş yoksa istediğiniz kadar koşabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Ne oluyor lan? Onları geri püskürtün diyor. Bir tane at girdi içeri. Onu onlar öldürdü. Lan mal mal baktınız. Sen hiç merak etme. Burada uzman bir samuray var. Bu acıyı bir kere çektim ben. Ve ben burada tabii şey yapacağız. Aşkımızı ilan edemiyoruz çocuk olduğumuz için. Herhalde bilmiyorum. Ya da çok gururlu olduğumuz için. Kaydedelim ilerlememizi. Sağa solu araştıralım. Böyle çünkü hani sağlık yenilemesi, işte stamina yenilemesi falan bunun gibi şeyler de olabiliyor. Onlara bakmak lazım. Ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Bırak lan onu kahpe. Ulan kılıç boyundan büyük be. Bozdu. Şerefsiz. Daha çok o sürtük diye çevirmişler ama. Come on. Aha. Bir kere de almam lazımdı bunu ama. İlginç. Yani çocuk olduğum için. Ne o, dona kaldın. Gerçek hayat antrenman gibi olmuyor galiba. Aha sensei. Sensei'ye yetişmem lazım. Aha. Burada hiç ölmemiştim normalde de. Biraz şey, ilk oynayışımın vermiş olduğu şımarıklıkla
Herhalde, bilmiyorum. Gelin ulan! Savulun! Aha, çizdi beni. Bu şerefsizler biraz daha şey sağlam. Oha, bir kere de hallettim ha. Hemen sağlığı yenileyelim. Şurada bir şeyler olabilir mi? Varmış harbiden ha. Ben bunlara hiç filmde bakmamıştım. İlginç. Burada ana görevlerimizi görebiliyoruz dostlar. Yetenekler kısmında da öğrendiğimiz şeyleri, biraz önce zaten bunları öğrenmiştik. Bunları görebiliyoruz. Yeni yeteneklerimizi de buradan şey yapabiliyoruz. Üstünden geçebiliyoruz. Come on! Ne oldu? Periyi yapıştırdım sana. Valla çük kadar velete yenildiniz. Kendine samuray mı diyorsun sen? Şehir eskiyası. Tabii siz buraları çok iyi oynadın. Şey iyi peri şey yaptığıma bakmayın. Bayağı öğrenmesi harbiden. Yani şey sıkıntı olabiliyor. Hala da tam olarak öğrenmiş değilim. Buralarda bir şey var mı? Şunun arkasında kesin bir şey vardır ha. Yokmuş. Şunlardan da enerji toplayabiliyoruz. Bir de sağlık yükseltmesi verdi bu bazı nesneler. Şimdi hem sağlığımızı hem de şeyi staminamızı yükseltmeyi sağlayacak. Onları da dediğim gibi etrafı gezerek toplamamız lazım. Ya da insanlara yardım ederek de bazı şeyler kazanabiliyoruz. Burada olmayacak büyük ihtimalle de. Onu da gösterdiği bir yer vardı. Bu arada mesela kaydettikten sonra adamı öldürüyorsunuz mesela diyelim. İşte o eğer ilerlediğiniz yerde ya da başka bir yerde öldürseniz onu tekrar öldürmek zorunda kalabiliyorsunuz. Samurayım lan ben. Şimdi misin? şimdi samurayım. Dün de samuraydım ama şimdi de samurayım. Yarın da samuray olacağım. Bu benim yeminli görevim diyor. Buna dikkatinizi çekiyorum. Ah. Kombo hareketini şunu yapmaya çalışıyordum. Ha, artık geriye de saldırabiliyoruz. Tabi bunları size oyun öğretmeden yapamıyorsunuz. Oyunun mesela kıl olduğum noktalarından biri. Yani bir düşmanı mesela ileride farklı çeşitlerde neyse ilerlerken konuşayım. Farklı şekillerde düşmanlar falan çıkıyor. Bunları öldürmek için size gereken tekniği siz o düşmanı öldürdükten sonra veriyor. Çok saçma bir şekilde. Bu da kıl ediyor insanı gerçekten. Çünkü çok kıl oldum bazı noktalarda. Come on. Köylülerle etkileşimde bulunmak ödül getirebilir. Demin söylediğim şey muhabbet. Şuriken evet ilk atılabilir nesnemiz. Böyle şey atılabilir nesneler de toplayacağız. Tabii ki bir samurayı şuriken de olması lazım. Ninjaların da vardır bilirsiniz. Bunları da kırıyorum ki yani içinden bir şeyler çıkar belki. Lan bak bu sefer. Toplayamadım. Yani peri yapmak zorunda değilsiniz. Önce
belki hamle yapmak yeterli olabiliyor. Ama şimdi ne kadar oyunu öğrendiğimi gösteriyorum size, hava atıyorum biraz. İlkinde amma dayak yedim, bir görseniz. Saçımı başımı yoldum böyle artık, dedim ya yeter, dövmeyin artık, öldürmeyin yeter. Ve Souls-like oyunları gibi böyle ölümlerimi saymaya başladım. O derece. Var mı burada git? Aha. Harbiden bir yer varmış. Öylesine tıklamıştım. Ha, bunu önceden kullan. Aa, çok iyi. Bunu normalde o herifleri öldürmüştüm, bak güzel. Bunu kullanmak iyi oldu. Evet, bir easter egg oldu. Easter egg'i de hani oyunu oynadıktan sonra şey yaptım. O günlüğü mü? Herhalde oraya şey... bence oraya engelden filan bahsediyordur ama. Come on! Ya yukarı doğru yapamıyorum şey, aşağı doğru. Onun için şey daha iyi oluyor. Yukarı doğru hareket. Aşağı doğru da var da, onu her zaman beceremiyorum demek ki. Gizli retroları ve bölgelere dikkat edin. Koleksiyonlar, hatta tapınaklar bulabilirsiniz diyor. Evet, mesela dayanıklılık şimdi de stamina'yı biraz yükseltti. Bunlar çok elzem gerçekten oyun içinde. Kaçırmamak lazım. Çünkü kaçırmak biraz daha erken ölmemiz anlamına gelebiliyor. Yer yer. Ha. La şerefsizler. Savunmasız bir kadına nasıl saldırırsın? Teşekkür ediyorum şey olarak şuriken verdi bak. Helal bana. Bak. Bunlar da kendine samuray diyor işte, bak böyle. Savunma düştüğü anda saldırarak. Gerçi orada şey kazan kaybetmeseydim iyi olacaktı. Bu arada şuriken atayım. Al sana. Al sana şuriken. Bak. Uf, neredeyse staminam bitiyordu ya. Evet. Geri mi çekiliyorlar? Dur, daha yeni başlıyor olay. Hemen kaydımızı yapalım. Bu türbelerde sadece ölümün var. Size ölümü tattıracağım. Oo, bak buradakini de bulmamıştım. İyi oldu. Dayanıklılık arttı biraz daha, stamina. O zaman koşalım. Bir samurayın görevi senseinin yanında ölmektir. Zaman geldi, toparlayamadım. Ya, şuriken verdi, güzel. Yani onurumla ölmek demek, bölüm çok uzadı demek anlamına gelebilir. Onun için burada bitirelim dostlar. Aksiyonu biraz yarıda kesiyormuşum gibi olacak ama bundan sonrasını hani oyunu az çok bildiğim için çok uzatacak.
Onun için bölümü uzatmaya gerek yok. Bir diğer bölüme sarkıtalım. Böyle çok fazla uzamamış bölümlerle seriyi devam ettirelim istiyorum dostlar. Umarım ilk bölümü beğenmişsinizdir. Tam olarak her bir şeyler göstermemiş olsam da bir sonraki bölümle daha fazla şeyi göstererek hem de hikayenin nasıl bir ilerleyiş göstereceğini daha da anlamanızı sağlayarak güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kapatamadım lan. Bildiğin kapatamadım. Bir sonraki bölümde görüşürüz yani. Ne yapalım?